Semih'in Dünya Sağlık Kanalı'ndan tekrar merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim içi tel tel yumuşacık haşhaşlı açma. Pastanedekilerden çok daha güzel. Kolay bir tarif. Buyurun hemen başlayalım. Karıştırma kabıma 250 ml büyük boy su bardağıyla 1 su bardağı ılık süt, 200 ml su bardağıyla yarım su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya yani instant maya, 3 tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. 10-15 dakika kapımın kapağını kapatıp aktif hale gelmesini bekleyeceğim mayamın. Ben 10 dakika beklettim. Şimdi yavaş yavaş hamurumu yoğuracağım. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bir yumurtanın beyazını karışımıma ekledim. Sarısını üzeri için kullanacağım. Biraz un ekleyip bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğuruyorum. Hafif elime yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bu ölçüler tam bir tepsilik. Dilerseniz iki ölçüde yapabilirsiniz. Malzeme listesine videomun altındaki açıklamalar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Hamurum artık toparlandı. Hafif elime yapışıyor. Yumuşak bir hamur. Çok sert yapmayın. Hamurumuzun üzerine bir streç ya da kapakla kapatıp 45 dakika dinlendirelim. Açmamın içine sürmek için 3 yemek kaşığı dolu dolu haşhaş ezmem var. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyerek biraz inceltiyorum. Üzerine 3 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Tatlı seviyorsanız siz 5 tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz şekerini. Karıştırarak iyice sürülebilir hale getirelim haşhaşımızı. Hamurum da iyice kabarmış. Elimi biraz unlayarak havasını aldırıyorum. Biraz da tezgahımda hamurumu önce 4'e, daha sonra aralarından da kesip 8 bezeye ayıracağım. Sizin hamurunuz da benim gibi çok yumuşak olduysa beze yaparken elinizi birazcık unlayın, yapışmasın. Portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. İlk yaptığım bezemi açmaya başladım. Biraz elimle açıyorum. Daha sonra merdane ile büyüteceğim. Eğer yapışıyorsa tezgahınıza yine unlayabilirsiniz. Bezemi açabildiğim kadar merdane ile açtım. İçine haşhaş ezmesinden sürüyorum. Ben bol haşhaşlı sevdiğim için haşhaşını bol bol sürdüm. Şimdi uç kısımlarını ortada birleştireceğim. Önce iki ucunu katlayarak orta kısımda birleştiriyorum. Daha sonra diğer uçlarını birleştiriyorum. Katladığım hamuru tekrar merdane ile açıyorum. Arkasını önüne çevirerek istediğiniz kadar uzatın. Ne kadar ince yaparsanız İçi o kadar tel tel güzel olur.
Hamurunuz yırtılsa da korkmayın, önemli değil. İstediğiniz kadar açın. Daha sonra uzun kısmından başlayarak rulo yapalım. Ve iki tarafından bükelim. Açmamı kıvrım gibi yapıyorum. İlk açmamı bu şekilde bütün olarak yaptım. Diğerlerini ortadan keserek yaptım. Onu da göstereyim. İçi tel tel ayrılan, kat kat çok güzel bir açma tarifi yapmanızı öneririm. Hamurunuz yırtılsa da önemli değil. Merdane ile bastırarak istediğiniz kadar açabilirsiniz. Rulo yapacağınız için şekli de çok önemli değil. O yüzden kolay bir tarif. Açmamın iki tanesini bütün olarak yapmıştım. Diğerlerini böyle ortadan keserek kıvırdım. Bu şekilde biraz daha kibar, güzel oldular. Açmalarımı yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Diğer açmalarımı da yapıp tepsime açmalarım bitti. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim. Dereceye ayarlayıp ısıttığımız fırında açmalarımız kızarana kadar pişirelim. Açmalarım pişti, yumuşacık oldular. İlk çıktığında biraz sert olabilir. Üzerine temiz bir bez örterek 10-15 dakika bekletin. Gördüğünüz gibi içi de tel tel. Umarım bu lezzeti siz de dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.